Başkanım buyurun ee, söz sizin. Efendim meslektaşlarımla bir arada olmaktan son derece mutluyum. Siyaseti bir tarafa bırakıyoruz. Sizlerle ilgili yasa tasarısı hazırlanırken benim de hasbelkader katıl, katkılarım olmuştu. O zaman ee, bürokrattım. Bu mesleğin kuruluşu, olgunlaşması, büyümesi ve bugüne kadar gelmesi çok değerli. Bundan sonra oluşturduğu geleneklerle yoluna devam edecek. Önce kurumsal yapının oluşması, yasal altyapının oluşması, sonra geleneklerin oluşması, sonra uyumun oluşması ve sonra görüş birliğinin oluşması, sorunlara çözüm üretilmesi ve o çözümlerin sağlıklı bir zeminde tartışılması sizin görevlerinizden birisidir. Yasa belki size bu görevleri vermedi ama kurumsal olarak Türkiye'de ekonominin gidişinden bir anlamda siz de sorumlusunuz ve siz de bakacaksınız. Siz de değerlendireceksiniz. Sorunları toplumun önüne koyacaksınız ve çözümleri de koyacaksınız. O zaman TÜRMOB gerçek anlamda görevini yerine getirmiş olur. Örneğin Kayıt dışı çalışmadan hep şikayet ederiz. Kayıt dışı çalışma var de, denir ve bu konuda TÜRMOP da çoğu zaman bazen bildirilerinde, bazen toplantılarında, bazen panellerde, bazen araştırmalarda gündeme getirir. Ama ben her zaman ifade ederim. TÜRMOP'un kayıt dışı çalışma dışında pek çok alanda, ekonominin pek çok alanda verimli çalışmaları yapması, toplumu aydınlatması... Daha da önemlisi siyaset kurumunun dikkatini çekmesi, bu sorun ancak böyle çözülür diyebilmesi bizim açımızdan çok değerlidir. Çünkü sizler ekonominin kılcal damarlarını yakından izleyen kitlesiniz. İster muhasebeci, ister serbest muhasebeci mali müşavir, ister yeminli mali müşavir olsun arkadaşlarımızın tümü ekonominin kılcal damarlarındaki hareketi çok iyi biliyorlar değerlendiriyorlar ve ona göre de önlem alıyorlar. Ama nelerin yapılması gerektiği konusunda toplumun sizler açısından, sizlerin penceresinden aydınlanmaya ihtiyacı var. Sorunlarınız var mı? Evet ben de biliyorum sorunlarınız var. Sayın Başkan sorunları ben şimdi saymayayım dedi, sıralamadı ama pek çok sorununuz var. Bugün için en geçerli en temel sorunlardan birisi tahsilat sorunuz. Yani hizmet veriyorsunuz, emek veriyorsunuz, her türlü hazırlığı yapıyorsunuz, yasal görevlerinizi yerine getiriyorsunuz ama hak ettiğiniz bedeli alamıyorsunuz. Bu sorun temel bir sorundur. Bu sorunun çözülmesi lazım. Sorunun çözümüyle ilgili de pek çok şey yapılabilir. Pek çok öneri sizler tarafından da e, gündeme getiriliyor. Bizler de gerekirse bu konuda eğer bir yasal düzenleme gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Değerli arkadaşlarım, sizlerin bir diğer temel özelliği, ekonomiyi kayda alan kişilersiniz siz. Dolayısıyla ekonominin kayda alınması her şeyden önce devletin sağlıklı veri üretmesinin temel normudur. Dolayısıyla sizin yapacağınız her çalışma, kayda alacağınız her ekonomik hareket değerlidir. İstatistiklerin oluşması, verilerinin sağlıklı bir şekilde kamuoyuna yansımasında temel aktörler sizlersiniz. Özellikle vergi konusunda temel aktörler sizlersiniz. İki alanda büyük çabalarınız var. Bir vergi alanda e, gelir dersi başkanlığı ile olan ilişkileriniz, hazine ve maliye bakanlığı ile olan ilişkileriniz. İkinci temel alan sosyal güvenlik kurumu. Sosyal güvenlik kurumunda da yaptığınız çalışmalar var, verdiğiniz hizmetler var. Sizden bir isteğim var yalnız. Sayın Başkan, sizden bir isteğim var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu bağımsız bir kurum olarak lütfen masaya yatırınız. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tarihçesini baştan sona inceleyiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tarihsel süreç içinde hangi açmazlarla karşılaştığını lütfen kayda alınız. Toplumu aydınlatınız. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkları kısır bir siyasi çekişme alanı olmaktan çıkarılıp Sosyal Güvenlik Kurumu'nun nasıl ayakta kalacağının alt parametrelerini ya da önerilerinizi ortaya koymanız lazım. Ben bunu sizden istiyorum. Eski bir Sosyal Güvenlik Kurumu başkanı olarak istiyorum. Dolayısıyla benim orada verdiğim mücadeleler, gösterdiğim çabalar tarihin tarihin yazdığı not defterinde duruyor. Ama o yeterli değil. Bugün çok daha büyük açıklar var. Eğer çok daha büyük açıklar varsa gerekçelerini sizin ortaya koymanız gerekiyor. Sizin araştırmanız gerekiyor. Siz sosyal güvenlik kurumuna nasıl vergi konusunda özel belgeler, dokümanlar hazırlayıp ilgili otoriteye sunuyorsanız sosyal güvenlik kurumunda da benzerini yapıyorsunuz. Dolayısıyla sosyal güvenlik kurumunu masaya yatırmak Gerekirse gelir idaresini de masaya yatırmak ve dolayısıyla gerçekleri kamuoyuna bir şekliyle aktarmak zorundasınız. Kamuoyunu aydınlatmak zorundasınız. Bu sizin tarihsel görevlerinizden birisidir. Bu konuda akademik dünyada da uygulamada da son derece yetkin insanlar var. Bu yetkin insanlardan komisyonlar oluşturularak toplum aydınlatılabilir, toplum bilgilendirilir. Kayıt dışı ekonomi konusunda da OECD'nin yaptığı 3 e, e, OECD'nin öngördüğü 3 yöntem var. Her üç yöntemden de yola çıkarak Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyi masaya yatırıp rakamları kamuoyuna aktarabilirsiniz. Bunları yıllık ve düzenli yaparsanız toplumun bütün dikkati sizin üzerinize kilitlenir. Bakalım sonuç nereye gitti? Bakalım hangi öneriler geldi diye. Sadece bürokrasi değil, siyaset kurumu da sizin yaptığınız çalışmaları büyük bir dikkatle göz önünü alır. Plan Bütçe Komisyonu'nda, diğer komisyonlarda, meclis genel kurulunda sizin raporlarınıza yollama yaparak kendi görüşlerini bir şekliyle aktarır. Bunlar bizim açımızdan çok değerli. Bir şey daha düşünüyoruz. Değerli arkadaşlarım. Öteden beri düşündüğüm bir şey var. Bunu bürokratken de düşünüyordum. Şimdi de düşünüyorum ve iktidar olduğumuzda da yapacağımıza söz veriyorum. Şimdi vergilerin toplanmasını gelir İdaresi başkanlığı yapıyor. Sosyal güvenlik kurumu da sosyal güvenlik primlerini topluyor. Eskiden sosyal güvenlik kurumları prim sosyal güvenlik kurumu primleri icra daireleri aracılığıyla toplardı. Ve şimdi doğrudan doğruya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki müdür, vergi dairesi müdürünün sahip olduğu yetkilere sahip, o da vergileri, şey, sosyal güvenlik primlerini topluyor. Gelir idaresinin sosyal güvenlik primlerini de toplaması gerekiyor. İki ayrı beyanname değil, tek beyannameyle. Ve dolayısıyla göreceksiniz, Cumhuriyet tarihinin en büyük kağıt tasarrufu olacak. Bir daha ifade edeyim sosyal güvenlik primlerini vergi idaresi topladığı andan itibaren Cumhuriyet tarihinin en büyük kağıt tasarrufu ortaya çıkacak. Bu konuda biz seçim bildirgelerimize hükümler yazdık. Bu konuda kamuoyuna açıklamalar yaptık. Ama bu değerli kurumun çatısı altında bu öneriyi yapmak benim için bir görev oldu. Dolayısıyla bu konuda Aynı bilgiler var. Mesela muhtasar beyannameyi alalım. Aynı bilgiler var. Aynı rakamlar var. Vergiyi hesaplamak için zaten sosyal güvenlik primini düşmek zorunda. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar iki ayrı mekanda ayrı ayrı yapılacağına tek me mekanda yapılacak ve tek bir idare bu vergiyi toplayacak. Sosyal güvenlik primini sosyal güvenlik kurumuna aktaracak zaten. Ayrıca sosyal güvenlik kurumunun da çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması lazım. Bu bir finans işidir. Finans işinin bir sosyal güvenlik bakanlığı içinde olması doğru değildir. Oradan alınması hazineye bağlanması lazım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması lazım. Bu çerçevede olduğu takdirde sistem kendi içinde daha sağlıklı çözümler üretebilir. Ve günlük sıcak politikanın da malzemesi olmaktan büyük ölçüde çıkmış olur. Değerli arkadaşlarım kısaca ekonomiden de söz edeyim. Yaşıyorsunuz hepiniz. Az önce söyledim tahsilat ciddi bir sorun. Defterini ve belgesini tuttuğunuz, kayda aldığınız kişi sosyal güvenlik primini yatıramaz noktaya gelebiliyor. Özellikle muhasebeci arkadaşlarımız, serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız bunun çok açık ve net tanığıyılar. Çünkü yaşıyorlar. Kendi sosyal güvenlik primini yatıramayan, vergi dairesine vergisini yatıramayan bir kişi sizin ücretlerinizi ödeyemez. Sorun bir tahsilat sorunu olmaktan çok daha büyük, sorun bir ekonomik sorun. Sorun bir kaynak sorunu. Sorun bir yönetememe sorunu. Ekonomide derin bir kriz buhrana dö dönüşmüş durumda. Ve bu tablo bizim ve sizin kaldırabileceğiniz bir tablo değil. Bu tablo konusunda da ben TÜRMOB'un çözümler üretmesini çok arzu ederim. Çözümler üretmesini. Ekonomide neler yapılmalı? Maliyede neler yapılmalı? Sosyal güvenlikte neler yapılmalı? Ticari alanda neler yapılmalı? Esnaf perişan vaziyette neler yapılmalı? Bu konuda da TÜRMOB'un çözümler üretmesi benim açımdan son derece değerlidir. Ekonomiyi kayda alan bir kurum. Ekonomiyle ilgili bütün verilere bir anlamda sahip olan bir kurumun ekonominin gidişatı üzerinde de görüş beyan etmesi, var olan aksaklıkları dillendirmesi son derece değerlidir değerli arkadaşlarım. Bunlar üzerinde hepimizin düşünmesi lazım. Sosyal güvenlik primlerinin gelir idaresi tarafından toplanması çok değerlidir. Neden değerlidir? Eğer gelir idaresi bunları topladığı takdirde bütün tahsilatı bir şekliyle görmüş olacak. Ekonominin bütün nakit akışını bir şekliyle değerlendirmiş ve görmüş olacak. Bu çerçevede bir programın olması, geliştirilmesi bizim açımızdan da, TÜRMOB açısından da, Türkiye açısından da İstatistiklerin oluşturulması açısından da son derece değerlidir değerli arkadaşlarım. Ekonomideki gidişi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bir izlenen ekonomik politika döviz ve faiz endeksli bir politika. Döviz ve faiz endeksli bir politika. Döviz gelmediği takdirde ekonomi yönetilemiyor. Dışarıdan borç alınmadığı takdirde ekonomi yönetilemiyor. Böyle bir tablo Türkiye'nin geleceği açısından başarılı bir tablo değil. Olması gereken ne? Olması gereken yatırım, üretim ve istihdam endeksli olması lazım. Yatırım, üretim ve istihdam endeksli olması lazım. Yatırım, üretim ve istihdam endeksli bir Ekonomi aynı zamanda işsizliği çözen bir ekonomidir. Bir ülkenin devletini yöneten iktidarın ya da siyasal partinin başarısı şuna bağlıdır. İzlediği ekonomi politikası istihdam yaratıyorsa, işsizliği gideriyorsa o ekonomi politikası başarılıdır. İzlenen ekonomi politikası İstihdam yaratmıyor, işsizlik yaratıyorsa izlenen ekonomik politika başarısızdır. Bugün milyonlarca milyonlarca işsizimiz var. Bakın üniversiteler yeni mezun verecek. Diyelim ki 400 bin, 500 bin mezunumuz oldu. Hadi 100 binin diyelim babasının fabrikası var, iş yeri var vesaire çalışacak. 400 bin kişiye nerede iş bulacaksınız? İki üniversite bitiren ve evlere temizliğe giden üniversite mezunları var. Cumhuriyet tarihinde hiç karşılaşmadığımız tablolar bunlar. Ve bu tabloların bir sorumlusu var. O sorumlu da ülkeyi 19 yıldır kesintisiz yöneten siyasal iktidar. Bu gerçeklerin TÜRMOB'un çatısı altında söylenmesinin ayrı bir önemi var. Neden? Ekonomiyi kayda alan arkadaşlar. Ekonomideki bütün hareketleri yakından izleyen arkadaşlar. Ve ekonomideki olumsuzlukları doğrudan yaşayan arkadaşlar. O zaman hepimizin birlikte gerçekleri görerek çözüm üretmemiz lazım. Yeni çözümler. Yeni arayışlar. Türbunun bu konuda öncülük yapmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Öncülük yapmasının. Madem ki üniversiteyi bitiren, e, üniversitede ders veren hocalarımız, yeminli mali müşavirler, öyle bir pozisyonları var. Yani onlar da sizin aslında bir anlamda üyeleriniz. Akademik dünya zaten yanınızda. Uygulama zaten uygulamanın içindesiniz. Maliye'den veya başka kurumlardan Sayıştay'dan emekli olup sizin aranıza gelip çalışan arkadaşlarım var. Yani devletin hemen hemen ekonomi ve sosyal politika ile ilgili bütün aktörleri aslında bu çatının altında. O zaman bu çatıya düşen görevler çok fazla. Kayıt dışı ekonomiden tutun ekonominin kayda alınması ile ilgili çabalara kadar alınacak önlemler, ekonominin gidişi ve sizlerden ben ayrıca böyle mükemmel raporlar bekliyorum. Bu raporları ne yapacağız diyeceksiniz raporları? Kamuoyuyla paylaşacaksınız. Siyaset kurumu bundan yararlanacak. İş dünyası bundan yararlanacak. Ve dolayısıyla sizin yayınlayacağınız raporları siyaset kurumu dört gözle bekleyecek. Bakalım nasıl bir rapor çıkacak. Bakalım ne olacak diye. Bizim beklediğimiz bu. İmkanlarınız var, olanaklarınız var. Müthiş olağanüstü bir yapınız yani kadro yapınız var. Potansiyeliniz var. Bu potansiyeli ne kadar çok üst düzeyde harekete geçirirseniz biz o kadar memnun oluruz. Ekonomide dışa bağımlılık başlı başına bir sorun. Bazen ben bunu siyasetçi olarak derim ki Türkiye ekonomik açıdan bağımsızlığını yitirmek üzere. Eğer dışarıdan dayatılan faiz İçeride kabul edilmiyorsa para gelmiyor. Ve dayatmaya teslim olmuyor, faiz yükseltiliyor. Faizi düşürdüğünüz zaman dolar yükseliyor, döviz yükseliyor. O zaman iki açmaz arasında kalan siyasal iktidar çözüm üretemiyor. Çözüm üretemiyor. Ve Türkiye 83 milyon yurt dışındaki bir avuç tefeci destekler konumuna geliyor. Yurt dışına ödenen faizler Olağanüstü, olağanüstü rakamlara ulaşmış vaziyette. Dolar olarak da öyle, Türk lirası olarak içeride de öyle. Olağanüstü. Eğer siz yarattığınız kaynakları bir avuç tefeciye ikram ederseniz, verirseniz sonuç alamazsınız. Ekonomiyi büyütemezsiniz. Ve ekonomi dar bir kulların içinde çözümsüz bir alana doğru gider. Ha fatura kime çıkıyor? Fatura düşük gelirlere çıkar. Yüksek gelirlerde zaten sorun yok. Onların durumunda bir sorun yok. Dövizle ihale alanlarda bir sorun yok. Dövizle iş yapanlarda bir sorun yok. Parası olup devlete yüksek faizle borç verende bir sorun yok. Sorun esnafta, sorun işçide, sorun memurda, sorun emeklide, sorun işsizde. Buralarda temel sorun giderek büyür. Ve bu toplumsal huzursuzluğa yol açar. Bunun önüne geçmek yeni bir ekonomi politikasıyla mümkündür. Ve o yeni ekonomi politikası yeni kurumlarla birlikte yola çıkıldığında Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Sorunu çözecek olan eee aktörler var. Ama çözüm yolları üretilirken TÜRMOBA'da büyük görevler düşüyor. Dolayısıyla ben kendi evimde hissediyorum kendimi. E, sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Eee Bizler el birliğiyle çalışmak zorundayız. Türkiye'yi seven, insanını seven, ülkesinde huzur isteyen insanlar olarak birlikte çalışmak zorundayız. Bizim eksiğimiz varsa onu da rahatlıkla ifade edeyim. Bizim eksiğimiz varsa bizi rahatlıkla eleştirebilirsiniz. Sizin bize yönelik yapacağınız her eleştiri bizim için çok değerlidir. Çünkü biz eleştiriden ders çıkarmasını da bilen bir siyasal anlayışa sahibiz. Eksiğimiz varsa söylersiniz, yanlışımız varsa söylersiniz. Biz bundan asla gocunmayız. Vay bizi niye eleştirdiniz de asla demeyiz. Eleştiri kadar demokrasilerde değerli bir şey yoktur. Eleştiri yaparsınız, biz de o eleştirilerden ders çıkarırız. Tabii eleştiriyi sadece bize ben bizim için diyorum ama siyaset kurumu için de yapabilirsiniz. Az önce söyledim, hazırlayacağınız raporlarla yol ve yöntem gösterirsiniz. İzlenen ve yol ve yöntemin yanlış olduğunu, gerekçelerini, nasıl olması gerektiğini anlattığınız takdirde Türkiye'de aydınlanmış olur bizler de aydınlanmış oluruz. Hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum sayın başkan. Şahsınızda bütün arkadaşlarımı kucaklıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum değerli arkadaşlarım.